Kavacık Güney Kampüs'teyiz. İstanbul'un Anadolu yakasıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakasıyla buluştuğu noktada Kavacık Güney Kampüs'teyiz. 14 Ağustos Salı akşamına kadar yayınlarımız devam edecek. Bu yayında Sağlık Hizmetleri MYO Müdürümüz Profesör Doktor Hanefi Özbek hocamızla birlikteyiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi kıymetli hocam, meslek yüksekokulları kısa adıyla MYO'lar meslek kapısı olarak biliniyor. Doğrudur. Şimdi 2 yıllık bir eğitimin ardından hızlıca mesleğe atılmak noktasında MYO'lar büyük avantaja sahip. Üstelik de konu sağlık olunca, değil mi? Dolayısıyla bu noktada da neler söylersiniz? Öğrencilerimiz genel itibariyle eğer sene kayıpları yoksa 18 yaş civarında ilk öğretim, yani liseyi bitirmiş oluyorlar. Doğru mudur? Evet. Şimdi diyelim ki tıbbı kazandılar. En az 6 yıllık bir eğitim var. Yani yaş 24, okul bitecek. Diş hekimliği veya eczacılık 5'er yıl sürüyor. Değil mi efendim? Evet. Dolayısıyla 24-23 yaş arasında bitirmeleri gerekiyor. Hı-hı. Ama bizim okulumuzda 2 yıl sonra, yani 20 yaşında meslek sahibi olmuş oluyor. Evet. Bir an önce hayata atılmak isteyen kişiler için son derece uygun bir eğitim. Hı-hı. Doğru mu? Ben böyle değerlendiriyorum. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz böyle bir düşünce içerisinde iseler seçsinler diye öneriyorum. Konu sağlık olunca, tabii, ülkenin sağlık potansiyelinin büyüdüğünü de düşündüğümüzde iyi bir meslek kapısı sanırım sağlık hizmetleri MYO'lar. Orada da son derece haklısınız. Türkiye, ben zaman zaman yurt dışına çıkıyorum, çok hızlı yükselen bir görüntü veriyor. Küçük bir örnek vereyim. Geçen sene Amerika'ya gitmiştim. New York'ta bir taksiye bindim. Çikolata renkli bir taksici ile tanıştık. Beyefendi Türkiye hakkında çok şey biliyor. İlginçtir. Yani orada bir taksici bile Türkiye ile ilgileniyorsa demek ki Türkiye'de farklı şeyler oluyor. Dolayısıyla sağlık da Türkiye'de hızla yükselen bir trend. Fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Sağlık denilince akla hemen hekimler, hemşireler, eczacılar geliyor. Hayır efendim, sağlık denilince tehlikeler de çok önemli. Tehlikelerin olmadığı yerde doktorun fazla yapacağı bir şey kalmayabiliyor bazen. Bu sebeple bu kardeşlerimiz düşünsünler. Çünkü Türkiye'de sağlık alanında bayağı bir ihtiyaç var. Yetmiyor. Yakın bir zamanda Orta Doğu'ya, hatta Afrika'ya da arkadaşların gitme ihtimali olabilir. Hatta bu amaçla artık ortak dil haline gelen İngilizceyi biliyorsunuz. Bazı bölümlerimizin İngilizce kısmını da açmak durumunda kaldık. Çünkü arkadaşlarımız buralara gittikleri takdirde veya sağlık turizmi sebebiyle Türkiye'ye birçok kişi geldiğinde onlara da iletişime geçebilsinler diye bazı bölümlerimizin, mesela anestezi gibi ve ilk acil yardım gibi İngilizce kısımlarını da açtık. Yani bu işin geleceği var. Bunu söylemek istiyorum. Hocam, şimdi dün akşam sonuçlar açıklandı. Hayırlı olsun. Bazı öğrenciler YKS sınavını da YKS şampiyonu oldu. Bazıları iyi puanlar, yüksek puanlar aldı. 4 yıllık belki fakülteler yazacaklar, kazanacaklar. Bazı kardeşlerimiz de biraz daha düşük puanlar aldılar. Şimdi tabii her öğrenci özel. Herkesin yetenekleri, yetkinlikleri farklı. Şimdi, üniversite sınavında düşük puan aldık diye üzülmek yerine kendi hayatı için en uygun mesleği, en uygun bölümü tespit edip buna dair 2 yıllık bir eğitim almak ve mesleğe atılmak noktasında MYO'lar sanıyorum kritik bir öneme sahip. Size aynen katılıyorum. Başka bir örnek vereyim. Benim kardeşim Almanya'da mühendisliği kazandı. Sonra kendi isteğiyle bıraktı ve teknikerliğe geçti. Çünkü teknikerler orada çok daha rahat iş bulabiliyor. Şimdi biliyor musunuz? Diğer tarafa geçti. Şimdi Türkiye'de işler yavaş yavaş dönüşüyor olabilir. Onun için 2 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık gibi düşünmek çok yanlış. Mesleği seviyorsanız ve o alanda yetkin olmak istiyorsanız hiç fark etmiyor. İşinizi iyi yaptığınız takdirde her zaman paranızı da kazanıyorsunuz, saygını da kazanıyorsunuz. İyi yapamıyorsanız, 6 yıllık da bitirseniz sorun olabiliyor. Onun için kardeşlerimiz hiç bu konuları dert etmesinler. Seviyorsa, içinden geliyorsa mutlaka yazsın. Hayatını mutlu yaşasın. Bu da geçimini sağlar. Kişinin kendini tanıması, ben ne meslek yaparsam mutlu olurum, neye yeteneğim, neye yatkınlığım var diye sanıyorum o düşünceyi oturtması en önemli, en hayati şey. Kesinlikle. Böyle yaptığında zaten özellikle Medipol Üniversitesi'nde 2 yıllık oldukça geniş bir sofra kurulmuş durumda. Bu mesleğe dair eğitimini alıp hızlı bir şekilde mesleğe atılma söz konusu olabilir şimdi. Hatta şunu ekleyebilirim. Diyelim ki 2 yıllığı bitirdi. Başka bir 2 yıllık da gönlü olabilir. Bu kez onu kazandığı takdirde önceki 2 yıllığın birçok dersi de sayıldığı için
Kişi bu sefer 2 yerine 1 yılda da diğerini bitirebiliyor. Bu imkanı da var. Yani 2 veya 3 veya 4 yıl içerisinde bazen 2 veya 3 bölüm bitirme ihtimali de ortaya çıkabiliyor. Bu kadar da zengin yani. Ya da dikey geçiş sınavıyla dikey var, 4 yıllığa geçiş. Aynen. Yani dolayısıyla aslında düşük puan aldık, bir sene daha hazırlanalım. Hiç gerek yok. Eğer olmayacaksa yani bir sene tabii ki hazırlanabilir. Ama potansiyeli oysa, evet, bir bölüme yazılıp 2 yıllık okulunda başarılı olursa pekala 1-2 yıllık farklı bir bölüm daha okumak, yanı sıra dikey geçiş sınavıyla 4 yıllık fakülteye geçmek gibi zaten imkanlar söz konusu. Şimdi aynen doğru. Hocam, Medipol'de mesleki eğitime dair ciddi bir potansiyel söz konusu. Doğru efendim. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, İMU Meslek Yüksekokulu'nun yanında güçlü bir de sağlık hizmetleri MYO'nun Medipol Üniversitesi'nde olduğunu görüyoruz. Evet. Programlarınız hakkında bilgi almak istiyorum hocam. Hangi programlarda, isim isim mümkünse bazılarını sayalım. Hangi programlarda eğitimler veriyorsunuz? Evet, mesela ağız diş sağlığımız var, ameliyathane hizmetleri, anestezi bölümümüz var, çocuk gelişimi teknikerliği var, iş sağlığı ve güvenliği, ilk ve acil yardım, diyaliz, eczane hizmetleri, elektronörofizyoloji, fizyoterapi, odiyometri, patoloji laboratuvar teknikerliği, radyoterapi, işletmecilik, efendim tıbbi dokümantasyon, tıbbi görüntüleme vesaire. Yani epey bir bölümümüz var. Bir de bunların birinci eğitimi var, ikinci eğitimi var. Olur ya, kişinin bir işi vardır ama eğitim de görmek istiyordur. Bu kez ikinci eğitimi seçip oraya devam edebilir. Bazılarının uzaktan eğitim programları gene var, söz konusu. Onların birçoğunu kaldırmak durumunda kaldık. Türkiye'de henüz bu iş erken benim düşüncem. Yani olmuyor, sıkıntı var. Şimdi 2 yıllık sağlık eğitimini Medipol'de almanın avantajları da var. Yani 2 evet, yıllık eğitim alıp hızlı bir şekilde mesleğe atılabilirsiniz. Doğru efendim. Bunu bir de Medipol gibi güçlü sağlık background'u olan, büyük sağlık merkezleri olan, Medipol Üniversitesi Hastanesi olan bir kurumda 2 yıllık sağlık eğitimi alıp tabii almanın da ekstra avantajları olmalı değil mi hocam? Evet. Şimdi böyle bir teknikerlik eğitim veriyorsanız sağlık kurumunuz olacak mutlaka. Diğer türlü taşıma suyuyla biraz sıkıntı olabiliyor. Hı hı. Biz bu konuda bir avantajlıyız. Bu çok önemli, sizin belirttiğiniz gibi. Çok güzel. Şimdi MYO'nuzun son olarak varsa sunduğu burs olanakları, kampüs imkanları, yurt imkanları gibi bilgiler almak isterim. Eğitimler Medipol Üniversitesi'nde nerede devam ediyor hocam? Biz şöyle bir şey yaptık. Eğitim programını hazırlarken kendi kafamıza göre değil, ilgili derneklerle, ilgili efendim sağlık kuruluşlarıyla görüştük. Arkadaş gelin dedik, bu işi beraber programlayalım. Mesela dedik, bizden bir öğrenci mezun olsa, bir tekniker mezun olsa, siz bu öğrenci ne beklersiniz? Hangi dersleri alsın? Nerede eğitimini yapsın? Gibilerinden derslerin hemen hemen neredeyse tümünü buna göre belirledik. Dolayısıyla biz bazı dersleri çıkardık. Bazılarının miktarını arttırdık. Bazılarının yerini değiştirdik. Sonuçta biz genel itibariyle 2 yıllık eğitimimizin birinci yılını teoriye ayırıyoruz. Burada kişi teorik ne varsa öğreniyor. Pratikte kısmen bir giriş yapıyor. Ama iş pratik kısmına geldiğinde çok önemli burası. Mutlaka hastanelerimize veya yetmezse dışarıya göndererek bu öğrencimizin asıl eğitimini burada almasını sağlıyoruz. Böylece öğrenci mezun olduğunda, bir işe başladığında sanki işi 40 yıldır biliyormuş gibi hemen uyum sağlayabilir. Staj yeri bulma konusunda yardımcı oluyor muyuz onlara? Elbette. Öğrenci dilerse, hocam ben staj için kendi memleketimi istiyorum derse yardımcı oluyoruz. Siz bana bulun diyorsa yardımcı oluyoruz. Bu şekilde bir sıkıntımız yoktur. Eğitimler Haliç kampüsünde mi devam ediyor, Kavacık Kuzey kampüste mi devam ediyor sizde? Bazı bölümler Haliç'te ama artık onların bizimdeki bölümlerin tümünü buraya aldık. Yani ilk sene Kavacık'ta kendi yerimiz oluyor. Fakat hastanede gideceğiz zaman hastanemiz İmestaba'nın farklı yerlerinde onlara gönderiyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür eklemek ederim. İstediğiniz, öğrencilere anlatmak istediğiniz evet, uyarılar, öneriler, tavsiyeler var mı? Evet, öğrencilik çok güzel bir şey. Kıymetini bilsinler efendim. Bizden artık geçti. O günleri hala hasretle yad ediyoruz. İnşallah onlar da öğrencilerimiz olur. Onlar da ileride bu günleri yad ederler. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun efendim. Değerli adaylar, dün akşam sonuçlar açıklandı. Sizler bugünden itibaren üniversiteleri ziyaret edeceksiniz. Kendi puanlarınıza göre, seçmek istediğiniz bölümlere göre tercihlerde bulunacaksınız. Hepinize başarılar diliyoruz. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Güzel istediğiniz bölümleri, üniversiteleri kazanırsınız. Bizler Medipol Üniversitesi'nde 14 Ağustos Salı gününe kadar yayınlarımız da devam edecek. Aday günlerimiz de devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.